olacaksınız, bir konu vereceksiniz. Eşe kadar olur, hala sünnetçiden korkuyorsun sen de ha. Bak benimkini mi nasıl kestiler? Gulu gulu diye ben ufaktan, benim diller tabii daha tam çözülmemiş. Babam geldi dedi ki seni sünnet ettireceğim. 89 kere gulu dedim ben pelere. Ne diyor lan eşek herif dedi. Bir tane çıkardı eşeği dedim baba tamam. Mirka'nın morini. Mirka'nın morini'nde beni gezdirdiler önce bütün aydını. Dedim baba niye Mirka'nın morini? Dedem o zamanlar dedi ki morcivak moda oğlum dedi. Bak boyadım ben bu ineği dedi gezdirdik. Neyse geldi bir tane sünnetçi 1.90 boy izbandut gibi herif. Balta! Aldı eline baltayı. O köşe kış köşesi, o köşe rakı köşesi, ortada köşe şişesi. Hayır bak benim yanımda sık bak bu tekerlemeyi de söyledim buradan. Bak ben bu kuşunu... Eğitim. Müsaade. Eğitim var ama... Hapishane. Göğüslük mü? Sıfır dedim artık. Benden bu kadar. Ben bu hapishaneden kaçarım dedim. Hem de panter. Pembe panter kostümünü giydim. Giydim normal kafama. Dedim ben kesin kalasasın ben kaçarım. Tam kaçarken... İhale benim üstüme kaldı. Siklemen. Ha siklemen dedim orada. Sarı bezin çıktı sıkılan bir şey. İstiyor musun sarı bez? Tamam sarı bez abi. Benim arkadaşımız için koşan bir şey. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakçan'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet hocalarım, sanat olmadan hiçbir şey olmaz. Uygarlığı yakalayamayız. Keşke bütün gençler sizin gibi sanatla, o güzel sanatlarla yaşamın esas kaynağı olan yaşam sevinci veren sanatla uğraşabilseler. Sizleri kutluyorum. Bize destek olan güler yüzlü, evet, Efeler kentimizin belediye başkanı Sayın Mesut Özakcan, sanata, kültüre, gençlere, doğaya o kadar değer veriyor ki biz kent konseyi olarak her zaman birlikte çalışmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Gerçekten bugün göstermiş olduğunuz ilgi hepimizi mutlu etti. Tiyatro, insanlık tarihiyle özdeş, insanlık tarihiyle var olan bir sanat dalı. İlk tiyatronun ilkel toplumlarda ava gittiklerinde avlandıktan sonra avlarının çevresinde eğlenirken çıkardıkları seslerle başlamış ve bugünlere gelmiş. Geçmişe tarihe baktığımız zaman tiyatronun, insanların tiyatroya olan ilgisinin ne kadar büyük olduğunu Antalya'daki Aspendos'tan, Karacasu'daki Afrodisas'tan, Nisa'dan,
Milatos'a kadar nasıl yaşandığını gördüğümüzü de hayretle izliyoruz. Bugün yüzyıllarca önce tiyatroya ilginin bugünkünden kat kat daha fazla olduğunu, yaşanmış olduğunun gerçeğini görüyoruz, tanık oluyoruz. Tiyatro hüzünlendiren, yerine göre güldüren ve tiyatro insanları düşündüren, düşündürürken de eğiten, yaşamımızın içinden bize sahneye kesitler sunan bir sanattır. Bunun önemini, değerini hep birlikte bilmemizin ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sevgili kardeşlerimiz, yönetmenlerimiz, sevgili Yalçın hocamız, bizleri bu akşam çok güzel bir zaman dilimi yaşattılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu güzellik sizlerin ilgisiyle, sizlerin teklifiyle yaşandı. Katılmış olmanızdan, ilginizden dolayı da sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm ekip adına şu çiçeğimizde sevgili Yalçın kardeşimize lütfederlerse buyursunlar. Sağ olun.